Koni, kesik koni, tavana eğik kesik koni ve iki yönlü tabana eğik kesik koni. Bu geometrik parçaların açılımlarını çizeceğim. Önce koni açılımını çizeceğim. Koni açılımı için iki farklı yöntem uygulayacağım. Birinci yöntemde koninin tabanının çevre uzunluğu gerekli. Bir de ön görünüşteki şuradaki çizginin uzunluğu gerekli. Bu verilerden faydalanarak birinci yöntemle koni açılımını çizeceğim. Çizgi komutu 130 uzunluğunda, şuradaki değer olan 130 uzunluğunda bir çizgi çiziyorum. Çizginin ucuna çevre uzunluğu kadar bir yay çizeceğim. Bunun için yay komutu Start, Center, End. Bu seçeneği seçiyorum. Start, Center yani merkez nokta ve bitiş noktası. Çizgi uzunluğunu daha sonradan hesaplayacağım için burada biraz fazla çiziyorum. Yay uzunluğunu belirlemek için Measure komutunu veriyorum. M yazıp Enter'a basıyorum. Çizgiyi seçiyorum, yayı. Buradaki çevre uzunluğu değerini girmem gerekiyor. 314.15.93. Buradaki uç noktadan buradaki verilen değer kadar uzaklıkta bir nokta koydu. Bize gerekli olan nokta buydu zaten. Çizgi ile buradaki nokta ile buradaki noktayı birleştiriyorum. Trim ile fazlalıkları atıyorum. Bu noktaya da artık gerek yok. Siliyorum. Çizimi seçip döndüreceğim. Rotate komutunu veriyorum. Row yazıp Enter'a basıyorum. Baz noktası buradaki nokta. Sağ tıklıyorum. Referans seçeneğini seçiyorum. Buradaki orta noktayı ve buradaki noktayı tıklıyorum. Buradaki seçtiğim referans çizgisini 90 dereceye ayarlıyorum. Bunu biraz yukarı alıyorum. Çevre uzunluğunu ve açıyı ölçülendireceğim. Çevre uzunluğu için Arc Length'i tıklıyorum. Katmanı değiştiriyorum. Açı için Angler'ı. Birinci yöntem tamam. İkinci yönteme geçiyorum. İkinci yöntem için açı ölçüsü gerekli. Bunun için buradaki kullanılan formül D bölü S çarpı 180. D çap ölçüsü, S de buradaki üçgenin kenar ölçüsü. Değerler formül yerine konulduğunda burada olduğu gibi sonuç çıkıyor. Katmanı değiştiriyorum. Çizgi. 130 uzunluğunda bir çizgi çiziyorum. Ucuna yay çizeceğim burada olduğu gibi. Buradan Arc seçeneklerinden Start Center Angle'ı seçiyorum. Start Center burası. Angle olarak da bir değer gireceğim. Buradaki değeri. Evet, değeri girip Enter'a basıyorum. Verdiğim değer açısında bir yay çiziliyor. Bu iki noktayı birleştiriyorum çizgiyle. Üste olduğu gibi buradaki çizimi döndüreceğim. Seçiyorum, sağ tıklıyorum. Rotate, sağ tıklıyorum. Baz noktası olarak bu noktayı tıklıyorum. Sağ tıklamadan önce. Şimdi sağ tıklıyorum. Referans. Referans çizgisi olarak da buradaki orta nokta, buradaki uç nokta. Bunu döndürme açısı olarak da 90 değerini girip Enter'a basıyorum. Ölçülendirme yapacağım. Katmanı değiştiriyorum. Açı ölçülendirmesi. Yay uzunluğu ölçülendirmesi. Arc Length. Evet, iki farklı yöntemle koni açılımı çizdim. Hangi yöntem kolayınıza gelirse o yöntemle çizim yapabilirsiniz. Sonraki çizime geçiyorum. Sonraki çizimde kesik koni açılımı çizeceğim.